Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği bir et şiş marine tarifim var. Sizler de eğer benim gibi dışarıdan aldığınız etlerin baharatlarını sevmiyorsanız kendi damak zevkinize göre evde marine yapabilirsiniz. Bunu yapmak çok da kolay. Önemli olan seçmiş olduğumuz etin yağlı olması. Mutlaka yağlı olan bir et seçiyoruz. Çünkü yağsız bir et seçersek mangalımız kuru olacaktır. Ben bunun için 1,5 kilogram dana eti, yağlı dana eti kullandım ve üzerine 1,5 yemek kaşığı da tuz ilave ettim. İsteğe bağlı baharatlarınız. Ben ete kekiği yakıştırdığım için çok az kekik ve çok az da üzerine karabiber döküyorum. Sizler arzu ettiğiniz şekilde koyabilirsiniz. Burada önemli olan etimizi yumuşatmak. O yüzden üzerine yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ dökeceğim. Etimizin iyice yumuşamasını istiyorsak mutlaka döktüğümüz yağ çok önemli. Bol miktarda yağımızı dökeceğiz ve iyice karıştıracağız. Bazı tariflerde üzerine salça, sarımsak, soğan koyduklarını gördüm. Böyle yaparsak etin asıl lezzetini alamayız. Mangalda önemli olan bence etin kendine ait olan lezzetini alabilmektir. O yüzden de bu baharatların yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve etimizin güzel bir şekilde marine olup yumuşaması için en az bir gün buzdolabında bekletmek gerekiyor. Fakat eğer işiniz acele ise gün içerisinde yapmanız gerekiyorsa ben bu şekilde de denedim. 3 saat öncesinden dolaba koyarsak bu da etimizin yumuşaması için yeterli olacaktır. Etimiz yeterince dinlendikten sonra çıkarıp şişlere diziyoruz ve mangalımızın üzerinde pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde etimiz lokum gibi yumuşacık oluyor. Bu tarifi ben sürekli yapıyorum ve gerçekten etimiz çok güzel pişiyor. Umarım sizler de benim bu tarifimi yapıp memnun kalırsınız. Kanalımı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı ve abone olmayı unutmayın.